Merhaba sevgili hanımlar, örgenleme hoş geldiniz. Bugün yine sizlere bebek, çocuk ve yetişkin istediğiniz her türlü örgünüzde kullanabileceğiniz yapılışı yine çok kolay olan güzel bir örnek hazırladım. Hemen örneğimize yakından bakalım. Örneğimizin arka yüzünün görünüşü de bu şekilde. Bu arada örneğimiz 7 ve 7'nin katları artı fazladan 3 ilmekten oluşuyor. Ben size anlatımı yaparken 2 motif üzerinden 14 ilmek artı fazladan 3 ilmek artı 2 de kenar ilmek olmak üzere toplamda 19 ilmek üzerinden yapacağım. Dilerseniz örneğimizin yapılışına hemen başlayalım. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra örneğimizin ilk sırasını düz olarak örüyoruz. Örneğimizin arka yüzünde ve ikinci sırasında ise bütün ilmeklerimiz ters. Örneğimizin ön yüzünde ve üçüncü sıramızdayız. Bu sıramızda kenar ilmeğimden sonra 3 tane ters örüyorum. 1 2 3. İpimi arkaya alıyorum. Bir ilmek örmeden alıyorum. Tekrar ip kendimden tarafa. 2 tane ters. 1 2. Tekrar ipi arkaya alıyorum. Bir ilmek örmeden alıyorum. Buraya kadar bizim bir motifimiz bitmiş oldu. Tekrar en başa dönüyorum. 3 tane ters. İpi arkaya alarak bir ilmek örmeden alıyorum. 2 tane ters. İpi arkaya alıyorum. Bir ilmek örmeden alıyorum. Buraya kadar ikinci motifimizi de bitirmiş olduk. Sonda kalan 3 ilmeğimizi ters olarak örüyoruz. Ve kenar ilmeği. Örneğimizin arka yüzünde ve 4. sıramızdayız. Bu sıramızda ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Kenar ilmeğinden sonra 3 tane düz. İpi kendimden tarafa alıyorum. Örmeden almış olduğum ilmeği yine bu tarafta da örmeden alıyorum. İpi diğer tarafa geçiriyorum. Görmüş olduğum düzleri örüyorum. 2 düz. İp benden tarafa. Yine örmeden almış olduğum ilmeğim. Örmeden alıyorum. İp diğer tarafta. 1 2, 3 düz. İp benden tarafa. Örmeden aldığımı yine örmeden alıyorum. İp diğer tarafta. 2 düz. İp benden tarafa. Yine örmeden aldığımı örmeden alıyorum. İp diğer tarafta. 3 tane düz. Ve kenar ilmeği. Örneğimizin ön yüzünde ve 5. sıramızdayız. Bu sıramızda kenar ilmeğimden sonra 3 tersi örüyorum. 1 2 3. Bir kere doluyorum. Burada örmeden aldığımız ilmeğimiz var. Bu ilmek ile yanındaki bir ters ilmeği beraber sola doğru kesiyorum. Bakın örmeden aldığım ilmek ve ters ilmeğim. İkisini beraber sola doğru kesiyorum. Burada yine bir tersimiz ve örmeden aldığımız ilmeğimiz var. Bu iki ilmeği de sağa doğru kesiyorum. Ve doluyorum. Arada üç tersimiz vardı. Üç tersi örüyorum. Üç tersten sonra ikinci motif için
doluyorum. Örmeden aldığım ilmek ve ters ilmek. İkisini beraber yine sola doğru kesiyorum. Bir ters ve örmeden aldığım ilmeği de sağa doğru kesiyorum. Doluyorum. Sonda kalan 3 tersimiz. Ve kenar ilmeği. Örneğimizin arka yüzünde ve 6. sıramızda bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Arka yüzümüzü de ördükten sonra örneğimizi toplamda 6 sıra örerek bitirmiş olduk. 6. sıramızdan sonra yine en başa dönüyoruz. İlk sıramızı düz, arka yüzümüzü de ters ördükten sonra 3. sırada örneği tekrar baştan kuruyoruz. Evet sevgili hanımlar, bugünlük videomuz bu kadar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.